en fazla zorlayan mülk sahibini hayal edin ve onu yaşayın. Bana da onu yaşattırın. Acaba sizin yaşadıklarınızın aynısını yaşayabilecek miyim bir bakalım mı? Tamamdır. Efendim dediğinize başlıyoruz. Efendim. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Ben Remax'ten arıyorum. Emre Koç ben. Fulya Hanım'la mı görüşüyorum? Evet, benim. Fulya Hanım, sahibinden.com'da görmüş olduğum ilanınız üzerine arıyorum sizi. Yaklaşık bir 20 gündür ilanınız yayında. Takip ediyorum. Bu bölgede evini satan herkesin evlerini yakinen görmek, tanımak ve mülk sahipleri tanışmak, evlerini doğru fiyattan mı satıyorlar, bununla alakalı ekspertiz değerlemesi yaparak yardımcı olmakla alakalı bir mottom var. Ben sizi yarın saat 14.30'da ziyaret etmek istiyorum. Müsait olur musunuz Fulya Hanım? Yarın müsait değilim. Zaten birçok tanıdığım emlakçı var. Onlarla da bir fiyat çalışması yaptık. Evet. Ben gerekli araştırmamı yaptım. Danışmanlık almadı. Emlakçı çalışmadı. İhtiyaç duymuyorum. Anladım. Gördüğüm kadarıyla 20-25 gündür ilandasınız. Yakın zamanda. Şu an gördüğüm ilan fiyatı 2,5 milyon lira. Buraya ne kadar teklif alabildiniz maksimum? Gerçekten yani ne kadar teklif aldınız? 200 civarı teklifler oluyor ama ben okeylemek istemedim. 2,5'tan aşağı düşmek istemedim. Peki bu 25 gün içerisinde evinizi kaç kişi gördü? Gelenler oluyor çok. Görenler oluyor her gün yani 2-3 kişiye falan. Her gün 2-3 kişi. Ama fiyatta pek anlaşamadık genelde. Fulya Hanım siz çalışıyor musunuz? Evet çalışıyorum. Peki bu kadar yoğun çalışma hayatı içerisindeyken her gün 2-3 kişiye ev gösterme sürecinin içerisine girmeniz, alıcı mı, sorucu mu, gezici mi bilmeden evinizi her gün bilmediğiniz insanlara kapılar açıyorsunuz. Sizce de çok riskli bir durum olmaz mı bu? Evet riskli ama bu benim için ilk değil. Ben daha önce de evimi sattım ve birçok emlakçı tanıdığım da var. Benim akrabalarım falan da emlakçı zaten. Evet. Hani zaten emlakçıya vermek istedim, onlarla çalışıyordum. O yüzden ilanı kendim koydum, kendim ilgileniyordum. Hı hı. Onlardan da yardım alıyorum gerektiğinde. Peki örnek veriyorum, daha önce evinizi satmışsınız. Çok da güzel sonuçlanmış anladığım kadarıyla. Kendinize bu konuda güveniniz gelmiş. Örnek veriyorum, bugün bir tane alıcı çıksa ve sizin istediğiniz rakama yakın 2.400.000-2.450.000 teklifte bulunsa evinizi satacağınızı düşünüyorsunuz değil mi? Yani dediğim gibi 2.5'dan aşağı düşünmeyi düşünmüyorum ama 2.450.000 belki düşünebilirim. Düşünebilir, tamam. Bugün bir tane alıcımız geldi, dedi ki ben dedi size bir kapora vereceğim dedi. 10 gün içerisinde kesinlikle alacağım dedi. Evet. Tamam dersiniz değil mi? Derim büyük ihtimalle. Peki aldığınız kaporayla da siz de burayı başka bir yer satın almak için mi satıyorsunuz? Evet, başka bir yer almak için satın alıyorum. Siz de kaporanızı aldınız, başka bir yere kapor olarak verdiniz. Ama tapu günü geldiğinde alıcınız vazgeçti. Herhangi bir şekilde profesyonel hizmet almamanızdan kaynaklı, profesyonel bir destek almamanızdan kaynaklı, haklarınızı koruyabilecek durumda olmadığınız için inanılmaz bir stres içerisinde kalmış olacaksınız. Bu konuyla alakalı Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi markasının hangi firma olduğunu siz de farkındasınız. Neden bizimle çalışmanız gerektiği konusunda tekrardan anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bu nedenden dolayı ben sizinle tanışmak istiyorum Fulya Hanım. Müsaitseniz yarın sizi ziyaret etmek istiyorum. Tamam, bir görüşme sağlayabilirim. Bir görüşelim, tanışalım. Kesinlikle bir görüşelim, tanışalım. Tamam.